İstanbul'da metrobüsten otobüse, vapurdan taksiye, ulaşıma en az %13 oranında zam geldi. Peki yeni zamlı tarife sokakta nasıl yankılandı? Birlikte bakalım. Kimi yerinde buldu, kimi fazla diyerek tepki gösterdi. Bana sorarsan 17 lira bile fazlaydı. İyi olmadı, hiç iyi olmadı. Hani her şeye zam geliyor. Bir tek buna da gelmesi mantıklı yani. İyi de değil tabii. Böyle sürekli zamların gelmesi de çok da iyi olmuyor tabii ki. İstanbul'da toplu ulaşıma %13 ile 20 arasında zam yapıldı. Şu an zam. Evet. Ve bugün yenileyeceğim. Öyle mi oldu? Hiç haberim yok gerçekten. İstanbul'da toplu ulaşıma gelen %13'lük zam sonrası aylık abonman ücretleri tam mavi kartlarda 1389 liradan 1569 liraya, öğrencilerin aylık akbil miktarı ise 250 liradan 282,5 liraya yükseldi. 250 bile çoktu, belki 260 bile olabilirdi ama bir anda 30 lira zam öğrenciler için İstanbul şartlarında çok zor. Sıradan vatandaşı zorlayacak. Zaten günde bir gidiş geliş kullanan için çok şey değil ama günde 2-3 vesait değiştiren için bayağı yük yani. Son zamanlarda ulaşım aşırı şekilde arttı. Son yani 30 liraya falan çıktı galiba bildiğim kadarıyla. Çok ulaşım çok pahalı gelmeye başladı artık. UKOME toplantısı sonrasında taksi ücretlerine de zam geldi. 90 lira olan indi bindi ücretleri 100 liraya, 24 lira 55 kuruş olan açılış ücretleri ise 30 liraya yükseltildi. Peki taksiciler yeni tarifeyle ilgili ne düşünüyor? Bizim için iyi değil. Niye iyi değil? Mazota zam geleceğine mazot düşsün, bizim bir şey düşmeyecek, işlerimiz kesiliyor. Çok iyi olmadı. Zaten işler düşük. Şu an bizi kurtarmıyor. Yevmiyeler de bayağı yüksek. Önce yevmiyeleri biraz düşürelim, biz de para kazanalım. Taksici şoför zamı istemez. İstemez mi? Hayır, niye istesin? Şimdi %13 zam geldi. Bu sefer mal sahibi zam yapacak. Deniz yolu ulaşımında sadece vapurlara değil, yaklaşık 2 yıllık bir aradan sonra deniz taksi ücretlerine de zam geldi. 22 ay önce açılış ücreti 210 lira olan deniz taksiler %100 oranında zamlanarak açılış ücretleri 420 lira olarak belirlendi. Tabii ki fazla. Yani tabii ki fazla. Çok fazladır İstanbul gibi bir yer. Yani sayısızca milyonlarca yolcu taşınıyor. Allah yardımcımız olsun, zorlayacak.